NTV'de Finans Kafaya hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücelkocaalp. Öncelikli olarak haber başlıkları diyeceğiz. Piyasalar da hareketli bir günü yaşıyor. Ardından doğrudan e-ticarette değişime bakacağız ama önce haberler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Katılım Bankaları Birliği'nin olan genel kurulunda konuştu. Amaçlarının enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu dile getiren Nebati, beklentileri düzelteceklerini söyledi. Bakan Nebati konuttaki fiyat artışlarını da değerlendirdi. Özellikle İstanbul'da oluşan ihtiyacı gidermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Şimdi hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek, birlikte adımlar atarak, elimizi taşın altına koyarak ve yüreğimizle halledeceğiz. Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesindeki son dönemdeki en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız inşallah. Elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Yerel yönetimler de bu konuda bizlere destek verirlerse, özellikle İstanbul'da çok hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisinde İstanbul'daki konut arzını katlayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Peki konut piyasasında son durum ne? Onu da aktaralım. Konut satışları yüksek fiyatlara rağmen Nisan ayında arttı. Geçtiğimiz ay 133 bin konut satıldı. Savaş nedeniyle Rusların Türkiye'den konut alımına yöneldiği bir süredir konuşuluyordu. Ruslar Nisan'da 1000 adetten fazla konut satın alarak yabancıya satışta ilk sıraya yerleşti. Konut satışları Nisan'da yıllık %38,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre geçen ay 133.078 adet konut satıldı. Satış sıralamasında ilk sırayı 26.330 adetle İstanbul alırken, onu 12.195 adetle Ankara ve 8.459 adetle İzmir takip etti. En düşük satışsa 25'er konutla Ardahan ve Hakkari'de ve 47 konutla Bayburt'ta gerçekleşti. Nisan'da kredili satışlarda da %82,9 artış yaşandı. Kredili yöntemle 32.030 adet konut satılırken toplam satışlar içerisindeki payı %24,1 olarak kaydedildi. Rakamlar yabancıların Türkiye'den konut almaya ilgisinin de arttığını işaret ediyor. Yabancılar geçen ay toplam 6.447 adet konut aldı. Konut satışında en dikkat çekici artış Rusya'dan geldi. Ruslar Nisan'da 1152 adet konutla yabancıya satışta ilk sıraya yerleşti. Ruslar Mart'ta 547, Şubat'ta 509 adet konut satın almıştı. Yani iki kattan fazla bir artış söz konusu. Aynı ay Ukraynalılar ise 263 adet konutla 5. sırada yer aldı. Günün bir diğer verisine bakalım. Gıda enflasyonu malum manşetlerdeki yerini korurken tarımda üretici enflasyon Nisan'da yeni bir rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %118,53 arttı. Aylık artış ise %17,76 oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde bir önceki yılın Aralık ayına göre %72,29 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %45,26 artış gerçekleşti. Böylece endeks aylık ve yıllık bazda kendi rekorunu tazelemiş oldu. Ve dünyanın takip ettiği o pazarlık. Elon Musk'la Twitter yönetimi arasında bir süredir sahte hesap anlaşmazlığı yaşanıyor. Twitter sahte hesapların kullanıcıların toplamının %5'i olduğunu söylüyor. Musk ise %20'si olduğunu iddia ediyor. Musk 44 milyar dolarlık satın alma teklifini düşüreceğini duyurdu. Elon Musk'la Twitter yönetimi arasında sahte hesap sorunu büyüyor. Dünyanın en zengin iş insanı Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci geçtiğimiz hafta geçici olarak askıya alındı.
Satış sürecinin durmasının nedeni, tarafların sahte hesapların toplam kullanıcılara oranı üzerinde ortak görüşte olmamasıydı. Musk bir konferansta yaptığı açıklamada, sahte hesapların şirketin açıkladığından en az 4 kat daha fazla olabileceğini söyleyerek 44 milyar dolarlık teklifi düşüreceğini duyurdu. Elon Musk, iddia ettiklerinden çok daha kötü bir şey için aynı bedeli ödeyemezsiniz dedi. Twitter hisseleri Musk'ın açıklamalarının ardından %8'den fazla düşerek 37 dolara indi. Twitter yönetiminin tahmini, sahte hesapların toplam hesaplara oranının %5 olduğu yönünde. Musk ise bunun %20 olduğunu iddia ediyor. Twitter CEO'su Parag Agrawal bir dizi tweet atarak şirketin açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi. Agrawal bunları verilerle, gerçeklerle tartışabileceğini belirtti. Verilere nasıl ulaştıkları ile ilgili süreci genel hatlarıyla geçen hafta Musk'la paylaştıklarını belirten Agrawal, görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz dedi. Elon Musk ise Twitter CEO'suna tepki çeken bir emoji ile yanıt verdi. Musk, bir sonraki yanıtında sahte hesap sayısının bilinmesinin Twitter'ın finansal sağlığı için önemli olduğunu söyledi. Geldik enflasyon gerçekliğine, yeniden tekrar yurttayız. Asgari ücretlerin gözü Temmuz'da enflasyon zammı yapılıp yapılamayacağında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ücretlerin kayıplarını giderecek program önümüzde dedi. Bilgin, emekliler ve 3600 ek gösterge içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bundan önce yaptığımız iki toplantıda, katıldığım iki toplantıda açıkladım. Bundan sonra da ücretlerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim hep programımızdadır, önümüzdedir. Önümüzdeki Temmuz'da da, Temmuz işaret ettim, Temmuz'da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşını, işte kamu çalışanların hem özlük haklarını yani emeklilik vesaire de dahil olmak üzere haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir kez daha çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Bilgin, 3600 ek göstergeden emeklilerle ilgili çalışmalara kadar pek çok önemli başlıkta gelinen son durumu paylaştı. Bakan Bilgin, çalışmaların adım adım açıklanacağını söyledi ve tarih verdi. Emeklilerin durumu dediğim gibi kamu çalışanlarının ücret durumu Haziran sonu itibariyle yani Temmuz'da enflasyondaki gidişatı da değerlendirerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tabii diğer şeyler, emeklilerle ilgili bir EYT sorunu var biliyorsunuz. Bütün bunlar hepsi önümüzde. Vedat Bilgin, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın MEX Bilişim Projesi'nin tanıtımında konuştu. Türkiye ile ilgili karamsar tablo çizmenin gerçekçi olmadığını, reel üretime bakmak gerektiğini söyledi. MEX Bilişim Projesi'nin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, benzer projelerde dijital dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Gece gündüz rollere göre özelleşmiş fiziksel ve aynı zamanda çevrim içi online eğitimlere katılacaklar. Projenin en önemli bacağı bu arkadaşlarımızın bu programlardan mezun olduktan sonra işe girmesidir. Aslında değişim demeyi sürdüreceğiz. Zira pandemiyle birlikte hayatımızın uzaktan kumandası olan e-ticareti konuşacağız. Bu noktada 2021'de %16,8'lerde bir büyüme vardı dünyada. İçeride de 380 milyarlardan bahsediyoruz. Her 5 alışverişten biri artık e-ticarette. Bugün neredeyiz? Onu konuşacağız. Değerli konumlu Orkun Saitoğlu, İziko CEO'su. Hoş geldiniz Orkun Bey. Hoş buldum. Şimdi değişimi aslında geçtiğimiz günlerde sizinle konuşmaya başlamıştık. Sohbetimizin kaldığı yerden değil, bütün izleyicilerimiz kapsayacağı alandan bir dijitalleşme herkesi kapsayabilir mi? Yani herkes dijitalleşebilir mi diye başlayalım. Çünkü hani şöyle bir biz etrafımıza baktığımızda dijitalleşmeyi düşünüyoruz ama tüm Türkiye genelinde ne kadar e-ticarete ulaşabiliyoruz, ne kadar ulaşılabiliyor ve kapsama alanı nedir? Buna bakalım. Daha ne kadar gidecek yol var yok bu boyutuyla. Şimdi pandemide yaşadığımız zor günlerin dijitalleşmeye pozitif bir etkisi olduğunu söylemiştik. Zaten hep söylüyoruz. Çünkü orada buradaki rakamların çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye'deki e-ticaret pazarı da ciddi anlamda büyüyor. %69 bir büyümeyi, %77 büyüme takip etti. Bu senede beklentimiz büyümede benzer şekilde. Buradaki Türkiye'deki rakamları birazcık daha derinlemesine baktığımızda her 100 kişiden 44'ünün artık internette alışveriş yaptığını görüyoruz.
bir kerelik değil yani bu, faal bir şekilde değil mi? Aktif bir şekilde, aktif bir evet şekilde. Kullanma şeyi. İnternet penetrasyonunda Türkiye'de 100 kişide 82'ye ulaştı. Bu anlamda da internete girenlerin %52'si gibi bir rakam Türkiye'de internette alışveriş yapıyor diyebiliriz. Dünya ile karşılaştırdığımızda Batı ülkelerinde bu rakamın %86 olduğunu görüyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nin hemen altındayız. Artık Şampiyonlar Ligi'ni zorluyoruz. Bizim gibi büyüyen pazarlardan olan Latin Amerika ülkeleri ve de benzer emerging marketlerde benzer bir yüzde bu. Tabii ben yine demiştim, pandemi alışkanlıklarımızı değiştirdi ve dijitalleşmeyi hızlandırdı. Ama biraz önce bu daha da hızlandıracak dersek, nasıl hızlandırırız diye konuşursak, buradaki kapsayıcılığı arttırmak, daha da tabana yayılmasını sağlamamız gerekiyor. Evet, yani şöyle bir uzaktan kumanda dedik ya, hayatımızı doğrudan e-ticaret üzerinden yürüttük aslında. Bütün işte dondurmadan tutun kaleme, işte deterjana, her şeyi sipariş eder olduk. Bir de üzerine şimdi o pandemi alışkanlıkları ve üzerine enflasyonist ortam, sepette ne değişti, ne kadar o hissedildi enflasyon mesela? Sepet, ortalama sepet 260 liralardan 291 liralara geldi. Bir yükseliş var ama biraz baktığımızda bu tabii ki enflasyonun da etkisiyle yükseldi. Ama yine de altında kaldı. Altında kalmasının en önemli etkisi de küçük tutarlı işlemlerin sayıca çok artmış olması. Ürün adedi mi düştü? Ürün, aldığımız ürünlerin çeşitliliği farklılaştı. Biraz önce sizin verdiğiniz örnek söyleyebilirim. Pandemi öncesi dondurmayı belki çok enden internetten alırken bugün internetten dondurma da alabiliyoruz. Veya büyük alışverişler yaparken artık küçük küçük 1-2 adetli alışverişler yapıyoruz. Bir de tabii ki bize sunulan çeşitlilik arttı. Yani bizim alabileceğimiz ürün veya alabileceğimiz servisler de arttı. Bugün bir elektrikli taşıtla bir yerden bir yere gidip önceden sipariş ettiğimiz içeceğimizi alıp ondan sonra ofise ulaştıktan sonra da yine başka bir istediğimizi internetten karşılayabiliyoruz. Veya hep alışveriş merkezlerine yaptığımız alışverişlerin bir kısmını internetten, bir kısmını alışveriş merkezinden yapmaya devam ediyoruz. Evet, bir dönem vardı. Siz elektrikli aracımızla dediğinizde skuterlerden bahsettiniz. Şunu hatırladım. Kartla artık vergi ödüyoruz diye biz haberler yapıyorduk. Onlar artık çok geride kaldı. Şimdi neredeyiz? Çünkü siz bunu doğrudan veriyi, yani bizim o cüzdanımızı yöneten şirketlerden birisiniz değil mi? Bir fintech kuruluşu olarak adlandırabiliriz. Artık yeni nesil dijital bankacılık mı diyelim, nasıl adlandıralım, Ayşe teyzeyi de nasıl anlatalım sizin yaptığınız işi? Şöyle, biz aslında sizin kredi kartı ödemelerine baktığımızda dünyada kredi kartı ödemeleri Türkiye'de hala birinci sırada kredi kartının dijitalde kullanılması, ama yüzdesi gitgide düşüyor. Bunun en önemli sebebi de ön ödemeli kartların, debit kartların ve de dijital cüzdanların gitgide daha fazla kullanılması. Bunun Ayşe teyze şöyle anlatabiliriz, artık sadece kendi mahallesindeki dükkanlarda alışveriş yapmak yerine veya ihtiyaçlarını karşılamak yerine Türkiye'deki her yerden, hatta globaldeki bütün her yerden güvenli bir şekilde alışveriş yapabilir. Kredi kartı varsa kredi kartını kullanır, ama kredi kartı yoksa işte tam kapsayıcılığın devreye girdiği noktada belki cebindeki nakit parayı bir dijital cüzdana yükleyerek o dijital cüzdanla dünyada alışveriş yapabilir. Bu işte tam Ayşe teyze örneği kapsayıcılığın önemini, bu dijitalleşmenin hızlanmasının öneminin altını çiziyor. Evet, peki biz yine çok konuştuk. Yeni e-ticaret düzenlemesiyle birlikte detaylar belli olmuştu. Onlar üzerinden şu anda da konuşulma ve tartışılma döneminde. Dijital cüzdanlar ne forma dönecek? Yani şimdi bazı haberlerde dijital cüzdanların kaldırılacağı da söylenmişti. Böyle mi, yoksa form mu değiştirecek? Her internet sitesi kendi cüzdanını yapamayacak mı? Nasıl anlayalım, değişim bize ne getirecek? Şimdi çok hızlı büyüyen bir sektörde ve de finansal teknoloji sektörüne baktığımızda bizim de içinde olduğumuz aslında çok genç bir sektör. 10 yaşında bir sektör diyebiliriz Türkiye'de. E-ticaret çok hızlı büyüyen bir sektör. O nedenle yeni oluşan ihtiyaçlara yönelik kurallar ve regülasyonlar ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Biz bunları pozitif olarak değerlendiriyoruz sektörün sağlıklı büyümesi adına. Burada sektör paydaşlarına bunda geri bildirimler yapıp tabii ki her şeyin önünü açması lazım. Burada dijital cüzdanlar tam olarak kaldırılıyor diyemeyiz. Sadece paydaşların adil bir şekilde rekabet edebilmesi için çeşitli düzenlemeler getiriliyor. Yani son kullanıcıların dijital cüzdanlarını değişik firmalarda kullanabilmesi, internette alışverişlerin dijital cüzdanlar vasıtasıyla yapılabilmesi önünde bir engel yeni düzenlemelerde bulunmuyor. Zaten demin de dediğim gibi kredi kartı kullanımının oranının düşmesiyle beraber özellikle kapsayıcılık arttırma etkisiyle dijital cüzdanları önümüzdeki günlerde daha fazla konuşuyor olacağız. Gündelik hayatımızda daha çok kullanıyor olacağız diyebilirim. Evet, biraz önce konuştuk ya, o enflasyonun ve değişim, pandeminin cüzdanda durum ne, bütçelerde durum ne diye. Ona şunu da sormadan edemeyeceğim, onu da ekleyelim. Enflasyonla birlikte bir anlamda tüketicinin
taksit sayısı arttı mı? Bir farklılık gösterdi mi? Bazı sektörlerde arttığını görüyoruz. Çünkü yine baktığımızda e-ticarette birinci sektörler mobilya, aksesuar, giyim gibi. Ama giyim tarafında da daha azaldığını düşünüyoruz. Daha tek çekime kaydığını görüyoruz işlemlerin. Tabii tek çekime kaymasının bir sebebi de yine demin dediğim gibi ödeme metotlarının çeşitlenmesinden dolayı söyleyebilirim. Ama mobilya gibi yine pandemide de büyümeye devam etmiş bir sektörde taksit sayısının kullanımının arttığını da söyleyebiliriz. Ama şey değişmiyor herhalde, biraz önce saydığınız sektörler, yani pandemi öncesi sonrası, yani en fazla işlemin yapıldığı ve harcamanın döndüğü sektörler yine aklımıza gelen işte hazır giyim, elektronik eşya ve mobilya. Değil mi? Bu bütün dünyada da böyle mi? Biz farklılık gösteriyor muyuz? Yok, dünyayla trendlerimiz benzer. Demin dediğiniz gibi ev eşyaları, mobilya, kozmetik, giyim, bunlar bizim en çok internette alışveriş yaptığımız şeyler. Bunun yanına ama bir de günlük işlemler diye ekleyebiliriz. Bu günlük işlemleri sadece market alışveriş diye düşünmemek lazım. Çok değişik hizmetler diye düşünebilirsiniz. Artık kahvenizi de internetten alabiliyorsunuz veya bir elektrikli skutura da aslında dijital bir ödeme vasıtasıyla kullanıp A noktasından B noktasına ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli illerde değişik toplu taşıma araçlarını veya taksileri de dijital bir şekilde ödeme şansınız artık mümkün hale geldi. O anlamda da gündelik hayattaki kullanımımıza gitgide dijitalleştikçe onun arkasında da tabii ki finansal hizmetler de dijitalleşiyor. Dolayısıyla bunu da biz biraz daha kapsayıcı bir şekilde e-ticaret işlemi içinde sayabiliyoruz. Pandemi de çok hızlı büyüdü dedik. Rakamlar da bunu gösteriyor. Tüm dünyada da biz de hatta bu sektörden dünya markaları çıkarmaya başladık değil mi? Burada bir potansiyelimizin olduğunu kendimiz de belki keşfetmiş olduk. Bu noktada yeni nesil ödeme sistemleri dediğimizde aynı hızla devam eder mi? Yani o tam gaz büyüme şu an ne noktada, devam ediyor mu yoksa? Yani bir sindirmesi olmayacak mı? Aynı hızla büyümesini, hatta daha hızlanmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'deki bazı çarpıcı rakamlarımız da var. 21 milyon bankacılık hizmetlerini kullanmayan bir nüfus var. Kadınların %45'inin banka hesabı yok. Eşlerinin veya ailelerinin banka hesaplarını kullanıyorlar. Biraz burada baktığımızda bu kişilerin kendi finansal çözümlerini de onlara ulaştırdığımızda daha da finansal aktivitelerin artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da Türkiye nüfusuna baktığımızda bu finansal hizmetlerin daha tabana yayılmasının, daha kapsayıcı olmasının ve özellikle genç nüfusun daha da aktif olması için yeni çözümler çıkacağını görebiliyoruz. Aynı şey üye işleri tarafında da olacaktır. KOBİ'lerin e-ticarette özellikle büyük firmalarla daha paydaşlarla daha iyi rekabet edebilmesi, sadece Türkiye'de tüm dünyaya satış yapabilmesi için dijitalleşme önemli bir araç. Burada da daha KOBİ'lere yeni finansal çözümler üretilecek. Bu çözümler geldikçe de bu hızlanma devam edecek. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Çok teşekkürler. İZİKO CEO'su Orkun Saitoğlu ile birlikteydik. Teşekkürler diyorum size. Ben teşekkür ederim. Dijitalleşme, e-ticaret dedik bir anlamda. Burada da enflasyon ana manşetteydi aslında. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Saatler 14.51'i gösterirken dolar TL karşısında 15.74.56'ya yükseliyor. %2'nin üzerinde de yükseliş yaşadı gün için. Euro TL 16.59'un üzerinde. Euro dolar paritesi 1.0542'ye kadar çıkıyor. Euro değerleniyor. Sterlin dolar ise 1.2487 düzeyinde. Burada da aslında bugün dolar endeksinin geri çekildiğini görüyoruz. Hem ons hem dolar arttı. 929 liranın üzerinde gram altın. Çeyrek altın 1.525, tam altın 6.082 lira. %2'lik bir artış var. Borsada alımlar devrede, %0,68'lik alımla 2407 seviyesinde BIST 100 endeksi, BIST 30'sa 2669.